Karar. Ferit Bey ve Nazlı Hanım boşanma taleplerini mahkememize iletti. İki taraf da anlaşmalı olarak boşanmak istediğini, birbirlerinden hiçbir talepleri olmadığını beyan ettiler. Ancak tarafların henüz yeni evli olduğu açıktır. Evlilik kurumu çocuk oyuncağı değildir. Bu nedenle yaşanan anlaşmazlıkların çözümünü ve çiftlerin evliliklerini sürdürme ihtimalini yüksek gördüğümden sizi aile terapistine yönlendirmeye karar veriyorum. Hakimin kararı kesin Nazlı Hanım. İkinci duruşmada terapistin verdiği rapora göre kararını verecektir. Anlıyorum. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Nazlı bak görüyor musun? Olmayınca olmuyor işte. İlahi adalet gibi bir şey ya. Sen de sevindin işte, kabul et. Ya sevindim sevinmesine de Fatoş. Hakan'a nasıl açıklayacağız bu durumu? Ay o Hakan'a da bir ilahi adalet lazım biliyor musun? Şöyle bol alevlisin ben. Ben terapiste görüşüm, size bilgi vereceğim Ferit Bey. Tamam, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Nazlı kuşum, ben dışarıdayım. Bekle. Mutlu musun? Neden? Bize terapist çıkardın şimdi başımıza. Ferit, sanki ben çıkardım. Hakimin kararı. Hakim senin boşanma gerekçelerini yeterince inandırıcı bulmadı demek ki. Terapiste ne anlatacaksın, çok merak ediyorum. Bu terapist nasıl karar verecek? İlk görüşmede mi? Bir seferde de karar verebilirmiş, birkaç seferde görmek isteyebilirmiş. Her şey sana bağlı. Biraz daha inandırıcı olursan daha fazla uğraşmamıza gerek kalmaz. Bakıyorum çok heveslisin boşanmaya. Yok, ben sadece senin işini kolaylaştırmaya çalışıyorum. Madem benden boşanmak istiyorsun, önünde durmaya niyetim yok. Ha gerçi bir ara onu da denedim ama sonuç alamayınca vazgeçtim. Yani insanın canı sıkılıyor, hiç gerek yok. Ne güzel. Madem ikimiz de bu kadar kararlıyız boşanmaya, çok uzamaz. İlk görüşmede her şey ortaya çıkar. İkinci duruşmada da biter gider işte. Ya ben aslında bu terapiste hiç gelmek istemiyorum ama sırf ne diyeceğini merak ettiğim için geleceğim. Hatta bunu bir an önce yapmak istiyorum. Avukata da söyledim. İlk fırsatta bize randevu ayarlayacak. Çok mantıklı. Uzamasın öyle. Ay kız! Söylesenize ne oldu, ne yaptınız? Asuman hakim boşamadı bunları. Aile terapisine yönlendirdi. Gerçekten mi? Aa! Ben bize böyle mis gibi bir çay demliyorum. Fatoş çayı, tamam mı? O mahkemenin soğuk duvarlarından falan sonra da bize böyle iyi gelir. Hem seninkinin içine böyle tarçınla atarım, birazcık nazuşum. Bedenin rahatlar, ha? Ben de şey yapayım, şöyle geleyim böyle güzel bir kısır yapayım, bol limonlu, ha? Ay yok canım, bence hiç o risk girmeyelim Asumancığım. Ben çay yapayım, güzel güzel içelim. Şimdi ağzımızın tadı iyi bozulmasın. Tamam. İyi canım, ben de gelirim canım, ablamla birlikte otururum burada değil mi onun dizinin dibinde? Kızlar, farkında mısınız bilmiyorum ama hiçbir şey çözülmedi. Hala büyük bir belamız var başımızda. İyi de Nazoş'um, niçin öyle söylüyorsun ya? Bak hakim amca boşamadı sizi, bu iyi bir haber değil mi? Evet Fatoş, iyi bir haber. Ama Hakan ne olacak? Ya bir an önce boşanırsınız ya da kaseti polise veririm diyor. Ya iyi de sen daha ne yapacaksın ki? Ne istiyor yani senden? Sen Hakan'ın dediğini yaptın. Gittin, boşanma davası açtın ama dediği gibi hakim amca boşamadı yani size. Elinden daha fazla bir şey gelemez senin. Hakan arıyor. Efendim? Nazlıcığım, mahkeme sonuçlanmamış. Süreç uzayacakmış. Uzadı. Benim yapabileceğim bir şey yok. Nazlıcığım, bak ipin benim ellerimde. Sakın ola ki kayışlarını gevşetme. Ben ne diyorsam onu yapacaksın. Bir hata yapmayacaksın. Yoksa o kaset direkt polise gider. Sonrasında ne olacağını zaten hepimiz ezberir. Öyle değil mi? Biliyorum Hakan, merak etme. Ama yapabileceğim başka hiçbir şey yok. Beklemek zorundasın. Hem korkma. Bir şey yapacak değil. Ben ne korkacağım kadın? Sen kork, sen. Allah'ım manyağı ya. Ne oldu Nazlı? Ne olacak şimdi? Yani belli ki Nazlı ile Ferit'in boşanma davaları uzayacak. Uzasın. Sıkıntı değil. Ben vesayet davasını açacağım.
Pınar boşanmak için mahkemeye başvurdu ya, o da bana yeter. E o zaman niye acele ettiriyorsun Nazlı'yı? Ya Demet, sen beni anlamıyor musun kadına? Ben bunların üzerindeki kara bulutum, kara bulut. Ben bir çekilirsem bunlar güneş görür. O zaman ne olur? Bahar gelir, çiçekler açar, bunlar coşmaya başlarlar. Bunlar coşarsa benim işime gelmez, anladın mı? Biliyor musun, çok akıllı zannediyorsun kendini Hakan. Herkesin iplerinin elinde olduğunu düşünüyorsun ama bir gün gelecek o ipler böyle bir 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 dolanacak. Sen merak etme Demet'ciğim. Sen merak etme. Kocan her şeyi düşünüyor, tamam? Kabul et Hakan. Sen de hata yapıyorsun. Bak, mesela Pelin planın ne oldu? Kız İzmir'e döndü. Telefonlarını bile açmıyor. Yani evet, doğru. O konuda haklısın. Bu kız birdenbire nasıl deşifre oldu? Ben de onu anlamış değilim. Neyse, üşütme burada durup. Hadi geç içeri. Sonra haberleşiriz, tamam mı? Tamam, hadi. Ne düşünüyorsun? Galiba Nazlı'yı hiç tanımamışım. O kadar değil de. Öyle Engin. En basitinden tefeci meselesi. Adamla denk gelmeseydik böyle bir şeyden asla haberim olmayacaktı. Nazlı zor duruma düşmüş. Sonra Manami'nin bir tanıdığından para almış. Başka çaresi yokmuş, ne yapsın? Neden hayatımdaki herkes Nazlı'yı savunuyor? Aslında kimse Nazlı'yı savunmuyor. Ama sen galiba içten içe ona haksızlık yaptığını düşünüyorsun. Hiçbir açıklama yapmadan benden boşanmak istedi. Kim kime haksızlık yapıyor sence? Peki sen gerçeği öğrenmek için ne yaptın? Her şeyi yaptım. Peşinden koştum, defalarca sordum. Sonuç? Koca bir sıfır. Benim bildiğim tek bir şey var. Nazlı seni seviyor. Bu işin altında başka bir şey var Ferit. Umarım şu terapist doğru soruları sorar. Nazlı ne cevap verecek çok merak ediyorum. Nazlı ne zaman gelecek? Bir şey söylemedi mi? O böyle canı sıkın olduğunda çıkar, saatlerce yürür Deniz. Telefonu da yanına almamış ki, arayıp soramıyorum da. Sen ne konuşacaksın ki ablanla? Merak ediyorum. Yani bu boşanma mevzusu falan durup dururken neden yani? Ferit abiye sordum ama bir şey söylemedi. Nazlı da pek bir şey söylemeyecektir. Siz bir şey biliyor musunuz? Biz? Yok canım, biz ne bileceğiz? Vallahi biz de çok şaşkınız yani. Ne oluyor, ne bitiyor? Şoktayız. Ben bir çaya bakayım. Ne bakıyorsun öyle? Ben de bilmiyorum hiçbir şey. Sen neden gerginsin? Neye gerginim? Yani bu olaylar yüzünden hepimiz gerginiz, hepimiz merak ediyoruz ne olacak, nasıl sonuçlanacak, acaba boşanacaklar mı yoksa boşanmayacaklar mı, hepimiz bir beklenti içindeyiz tabii. Yok, ben beklenti içinde değilim. Tabii tabii, muhakkak öyledir. Ben gidip Fatoş'a bakayım be. Yalnız kalmasın. Kızın seni düşürdüğü duruma bak. Bir de onun yüzünden evlilik terapisine mi gideceksin oğlum? Evet anne, gideceğim. Oğlum ne oluyor sana? Hay bırak giderse gitsin. Bulunmaz Hint kumaşı değil ya bu. Benim için öyle anne. Ama senin bunu anlamanı beklemiyorum zaten. Aslan dayıcığım. Ne yapıyorsun bakayım, gelsene böyle. Dayı. Nazlı
yanımıza bir daha gelmeyecek mi? Bu sorunun cevabını bilmiyorum. Ama sen her şeyin cevabını bilirsin. Bu sefer bilmiyorum. Başka bir şey sor, kesin bilirim ama. Bunun nasıl kumaşı ne demek? Gel içeride sana çikolatalı süt hazırlayalım. O arada anlatayım sana. Tamam. Nazlı gelmeyecek herhalde. Epey geç oldu. Vallahi hiç bilemiyorum ki ya Deniz. Nazlı bu yani. Hiç belli olmaz ne yapacak. Kim bilir şimdi nerededir. Belki Tuzla'da bir köftecide köfte yiyordur. Ya da gitmiştir Kalamış'ta bir kayıkta salep falan içiyordur yani. Aslında keşke böyle küçük bir kamera olsaydı değil mi? Böyle bilim kurgu filmlerinde falan oluyor ya. Onu böyle Nazlı izleseydik çok güzel olmaz mıydı? Evet. Sen de ablamı görmeye geldin ama... Göremeden gitmek zorunda kalacaksın galiba. Git diyorsun yani. Beklemekten sıkıldım diyorum. Sonuçta günler çuvala girmedi değil mi? Bunun yarını var, yarın akşamı var. Elbet konuşursun Nazlı'nla. Yani Nazlı ablamla. Yani doğru diyorsun, evet. Elbet konuşuruz. Ben sizi daha fazla yormayayım o zaman. Çıkayım. Hı hı. İyi geceler. İyi geceler. Ay Deniz, şey, söyle ya, çok şey yapma. Çok şey yapmıyorum da yanlış anlıyor. İyi, sen de o zaman böyle uygun bir zamanda onu güzel güzel anlatırsın. Görüşürüz. Ay Nazlı, yemin ediyorum ben senin bu İznik'ten getirdiğin zeytinlerle evleneceğim. Kız ne kadar lezzetli bunlar ya. Ay bitmesin diye her gün dua ediyorum yemin ederim. Afiyet olsun Fatoş'cum. Sen dilediğin kadar ye. Kaynağını biliyoruz nasılsa. Bittikçe alırız. Al bakalım Osman'cığım, sen de ye birazcık. Ay çek kız şunu, çek. Aa, ben sevmiyorum çekirdekli şeyleri. Ay içinde çekirdek olan şeyleri sevmiyormuş. Laf söyledi bal kabağı. Yalnız Fatoş'cum. Bal kabağının içine de çekirdek var. Hatırlatırım. Ay vallahi Asuman sabah sabah hiç seninle kavga etmek istemiyorum. Hiç kavga edesim yok. O yüzden bu muhabbeti şu anda burada sonlandırıyorum. Ay Nazlı kusura bakmıyorsun değil mi? Bizim vallahi bu sabah kavgalarımız artık klasikleşti yani. Her sabah kavga etmeden güne başlayamıyoruz. Ben çok özlemişim sizin atışmalarınızı. Sonlandırmayın. Kafam dağılıyor. İyi geliyor bana da. Ay ablacığım sen hiç merak etme. Bizim şu kötü günlerimiz bir geçsin. Biz bunları bir atlatalım. Biz daha oho ne güzel kavgalar ederiz değil mi kız Fatoş ha? Ay inşallah kız. Ha? Yalnız kavgayı iple çeken başka kimseyi tanımıyorum ben sizden başka. Aa Nazlıcığım ben kavga etmek için pazara giden insanım yani. Bir yerde ihtiyaç lütfen. Ben galiba kavga limitimi doldurdum Fatoş. Hiç içimden gelmiyor. Bana bundan sonra sessiz, sakin, böyle inişsiz çıkışsız emekli hayatı lazım. Ya şeyi söylesene sen, Ferit'ten haber var mı? Haber yok. Artık bundan sonra terapide görüşürüz. O da kim bilir ne zaman. Ay neyse ya. Al bak, domatesi çok güzel. Hı. Tamam, bu çok iyi oldu. Teşekkürler, sağ olun. Terapiste görüşmemiz ayarlanmış, bugün gidiyoruz. Bu kadar çabuk. Daha iyi oldu ya. Bu işi fazla sürünceme de bırakmamış olacağız. Bir an önce olsun bitsin istiyorsun tabii. Ben aslında bir an önce Nazlı'nın söyleyeceklerini duymak istiyorum. Mesaj atıp yeri ve saati söyleyeyim Nazlı'ya. Mesajla mı haber vereceksin? Arayayım mı?
Evine git, onu al, birlikte gidin. Engin, biz boşanmak üzere olan bir çiftiz. Onu akşam yemeğine çıkarmıyorum ki. Elit terapistine gideceğiz. Kardeşim, sen Nazlı'nın senden bir şey sakladığını düşünmüyor musun? Tamam. Madem öyle, onun sürekli yanında olman lazım. Yani illa soru sor, köşeye sıkıştır falan demiyorum ben sana. Ama belli olmaz, bir şey söyleyeceği tutar kızım belki. Vallahi bravo. Gerçek evlilik terapisti sen misin? Haberimiz yokmuş. Kendi derdine çare bulamayan bir evlilik terapisti. Ya ben kendi sıkıntılarıma o kadar daldım ki seni sormayı unutuyorum. Ne oluyor gerçekten? Nedir son durumlar? Vallahi ben de durumlar belirsiz. Ama her an bir sürpriz yapabilirim. Ne olacağı belli olmaz. İçimde bir şeyler hareketlenmeye başladı. Burnuma değişik kokular geliyor. Uzakta o esintili falan. Senden de bir şey kaçmıyor ha. Ama dur bakalım. Acele etmeye gerek yok. Neler olup bitecek göreceğiz. İçimden bir ses yeni yıla yalnız girmeyeceğini söylüyor. Ay ben artık susmak istemiyorum ya. Ben Tahir'i seviyorum vallahi. Aa! Kız! Sonunda itiraf ettin yani. Oo canım, ben çoktan itiraf etmiştim. Sen daha yeni duyuyorsun. Ne yapacaksın şimdi yani? Bundan sonraki adamın ne olacak? Açılacak mısın Tahir'a? Ay Nazlı ya, kusura bakma. Seni de böyle kendi dertlerimize esir aldık resmen. Ay Fatoş, aşk olsun, olur mu öyle şey? Hem ben de merak ediyorum. Gerçekten ne yapacaksın? Ay bilmiyorum ki yani. Açılsam bir dert, açılmasam bir dert Nazlı yani. Şimdi bunlar Manami ile bir yola girdiler ya. Tamam, o yolun sonunda bir ışık yok. Ama daha bunlar bunu idrak edebilmiş değiller. Ben de böyle aralarına giren kara kedi gibi olmak istemiyorum. Bir dakika. Balla kesiyorum sözünüzü. Biz şey mi yapsak ya? Bu muhabbet böyle kuru kuru gitmiyor yani. Şöyle bir keyif çayı içsek, sen orada anlatsan bunları. Hadi. Tamam kız, hadi koy. Kattım. Yani sen diyorsun ki şimdi Fatoş'cum. Yani ben bunların ayrılmasını bekleyeyim. Kendi kendilerine ayrılsınlar. Ben kara kedi olmayayım. Ondan sonra açılayım Tahir'a diyorsun yani. Evet yani öyle diyorum. Galiba öyle yapacağım. Ama yalnız Fatoş'cum, benim seni bir konuda uyarmam lazım. Tahir insan görününde bir kaplumbağa. Yani onun Manami'den ayrılması böyle 2 yılı falan alabilir. Ne yapalım ya? Sabredeceğiz artık. Sonuçta sabretmek de aşka dahildir. Değil mi? Sabrın sonunda selamettir Nazlı. Ne diyorsun? Ya o öyle de. Ben o kadar uzun süreceğini sanmıyorum. Manami ne kadar Türkleşmiş bir arkadaşımız olsa da Tarık'la ikisi çok farklı karakterler. Bence çoktan anlamışlardır bunu. Yakında ayrılırlar. Bence de öyle olacak, biliyor musun? Zaten Manami şimdiden başka birinden hoşlanmaya başladı bile. Kimden? Engin. Aa! Yuh yani, Manami'ye bak kız, resmen hepimizden hızlı çıktı ha. Vallahi Manami mi hızlı yoksa biz mi yavaşız, orasını çok bilemiyorum şu anda. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Manami Engin benim bir hoşuma gitti. Ben bakarım. Ay Deniz mi geldi acaba? Kesin Deniz gelmiştir. Ben iş adamıyım Nazlı. Hızlı, planlı ve kararlı olmak genetik kodlarımda var. Kararlı. Hı hı. Güzel tabii, kararlı olma. Sen kararsız mısın yoksa? Hangi konuda? Boşanma konusunda tabii ki. Yo, gayet kararlıyım. Hatta biraz fazla kararlıyım. Çok güzel. O zaman istersen hiç vakit kaybetmeyin. Mesaj atsan yeterdi. Buraya kadar gelmene hiç gerek yoktu. Öyle yapacaktım aslında da. Neden yapmadın peki? Ne bileyim, sen şimdi geç kalırsın, adresi bulamazsın, kaybolursun dedim, o yüzden geldim. Ferit'ciğim, ben dakik biriyim. Ayrıca kaybolduğumu da hiç hatırlamıyorum. Ormanda kaybolduğumuz günü unuttun herhalde. O gün başkaydı. Neden başkaydı Nazlı? Sen ve ben her şey ve herkesten uzak, baş başaydık. O günü bugünden farklı yapan ne? Daha doğrusu seni bu kadar değiştiren şey ne gerçekten? Bunu terapistimizle nasılsa uzun uzun konuşacağız. Bence vakit kaybetmeyelim. Evet Tarık, şu anda evrenin çok önemli bir noktasındasın. Dükkanın önündesin. Bu taraftan Fatoş geliyor yürüyerek. Bu taraftan da Manami geliyor yürüyerek. Allah'ım yani. Önce hangisi gelirse ben o şekilde şey yapalım. Benim kaderim o olsun yani.
restoranına da gitmeyi hiç istemiyorum ya şu anda Asuman. Vallahi bak, şimdi Tarık gelecek, bana beni bir köşeye çekecekler, fan fili fifa konuşacaklar. Ben de iyice bir uyuz olacağım yani. Ya Fatoş, asıl sizin şu tavrınız yüzünden benim hiç restorana gidesim gelmiyor ya. Resmen heves bırakmadınız yani. Kız, baksana gel biz restorana gitmeyelim ya. Biz Manami'yi arayalım. Diyelim ki böyle böyle Nazlı hasta oldu, biz de gelemiyoruz, onun yanında kalıyoruz diyelim. Yalan söyleyip gitmeyelim diyorsun yani. Ha. Bak çok iyi fikir, bir düşün bunu. Evet Engin, ben de çok sevindim Berit ve Nazlı'nın hemen boşanmamasına. En azından düşünmek için biraz vakit olacak. Vallahi ben bu terapiden umutluyum Manami. Yani inşallah aralarındaki problemi keşfedip çözecekler. İnşallah, inşallah. Yani tabii bizim de bu süreçte onların yanında olmamız gerekiyor Manami. Hani mesela buluşup bir bilgi alışverişinde falan mı bulunsak? Yani belki bu problemi çözmelerine yardımcı olabiliriz. İstersen restorana gel, konuşalım. Bugün gün içinde biraz yoğunum da. Akşam denize gideceğim ben, gelmek ister misin? Bu akşam mı? Bilmem ki. Bak şöyle yaparız. Ben yeni bir müzik sistemi alacağım da. Onunla ilgili birkaç soru soracaktım Deniz'e. Hem sen de uygun olup gelirsen bize biraz Japon markaları hakkında bilgi verirsin. Peki, tamam. Haberleşiriz o zaman. Tamam, haberleşiriz, görüşürüz. Allah'ım sana sığındım ya Rabbim. Niyet eyledim, niyet eyledim ya Rabbim. Kaderim için hangisi hayırlı olacaksa önce onu gönder ya Rabbim. Amin. Allah'ım. Önce Fatoş'u gönderdiğin için çok teşekkür ederim ya Rabbim. Günaydın. Günaydın. Tarık'cığım. Sen ne yapıyorsun bu saatte burada, hayırdır? Bekliyorum. Kim bekliyorsun? Manami'yi bekliyorum. Bayağı yolunu gözlüyorum ya. İyi. Gözün aydın. Geliyor mu Manami'de? Ha. Günaydın. Günaydın. Tarık, ne yapıyorsun bu saatte burada? Hayırdır? Bekliyorum. Seni bekliyormuş Manami'cim. Yolunu gözlüyormuş hatta. Ne oldu? Acil bir şey mi söyleyecektin bana? Acil bir şey var ya. Ne yapıyorsun akşam? Çıkalım, buluşalım böyle bayağı baş başa. Bu akşam? Evet. Bu akşam ben denize gideceğim ama. Denize mi? Evet, Engin çağırdı. Müzik seti alacakmış. Deniz'i danışıyor. Bana da Japon markalarıyla ilgili bir şeyler sormak istiyormuş. Ha, Made in Japan işleri. İyi. Vakit mi yok canım? Başka zaman istersek yine buluşuruz. Benim bir fikrim var. Söylesene, ne? Deniz'e gidelim mi hep beraber? Yaşa, muhteşem bir fikir ya. Vallahi değil mi ya? Zaten bu aralar hepimizin canı sıkıldı. Bu Nazlı olayı, Ferit olayı falan filan. Gidelim biraz muhabbet ederiz. Oh, kafamızı dağıtırız. Ne diyorsun? Aynen ya. Hay yaşa. Çok iyi, çok iyi. Zaten Deniz Engin'i çağırmış, Engin de Manami'yi çağırmış. Ha üç kişiye, ha beş kişi. Ne fark edecek canım? Aynen, aynen. Ama arkadaşlar biraz ayıp olmuyor mu böyle haberi vermeden karabalık gitmek? Yok ya. Ya bizim Deniz Bey, hatta bilakis yani ayıp olmaz. Hoşuna gider onun. Seviyor öyle kalabalık ortamlar falan. Bence de zaten hepimizi tanıyor. Bizim de hepimizin tanıdığı insan yani. Ne olacak? İyi o zaman, bu akşam hep beraber denizdeyiz. Süper. Hadi o zaman içeri girelim, üşümeyelim daha fazla. Evet. Tamam. Hadi girelim. Siz geçin içeri. Benim bir işim var. Onu halledip geleceğim ben. Görüşürüz Tarık'cığım. Çay olmuş mudur? Olmuştur tabii ya. Mis gibi çay olmuştur evde. Ne soracak sence? Bilmiyorum. Sen neden bu kadar gerginsin? Gergin değilim. Bana öyle geldi herhalde. Herhalde. Bence baştan anlaşalım, ikimiz de aynı şeyleri söyleyelim. Böylece hızlı geçer. İstediğin gibi hemen boşanırız. Olur, bence de aynı şeyleri söyleyelim. Hatta lanet bir çift gibi görünelim.
Bunlardan bir şey olmaz desin. Bir çırpıda bitsin. Anlaştık. Ben başlarım, sen devamını getirirsin. Anlaştık. Kusura bakmayın, geciktim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun oturun. Evet. Nazlı Hanım, Ferit Bey. Ben Gönül Karaot. Öncelikle size biraz süreçten bahsedeyim. Önce siz anlatacaksınız, sonra ben dinleyeceğim. Bu kadar. Önce kim başlamak ister? Ben. Anlatacak çok şey var tabii. Buyurun Ferit Bey. Eşinizle ilgili ne gibi şikayetleriniz var? Benim aslında hiçbir şikayetim yok. Yani evet, Nazlı biraz gizemli, bazen sırlarla dolu ama bence büyük bir sorun değil. Ben aslında daha çok onun söyleyeceği şeyleri merak ediyorum. Yani buraya esas gelme sebebim de o zaten. O zaman sizi dinleyelim Nazlı Hanım, buyurun. Ben bir su alabilir miyim? Ay ben de böyle pat diye geldim ama. Aa ben de diyorum bir değişiklik var yani, sen normalde çünkü hiç pat diye gelmiyorsun ya ondan. Ne yapacaksın yılbaşında? Yani bir sürü teklif var tabii ama içlerinden en cazip olanı seçeceğim. Yani senin bir önerin varsa alırım. Diyorum ki hep beraber bir parti verelim. Gerçi Nazlı falan gelmez ama. Sahi. Nazlı nasıl oldu? Ben de konu ne zaman ablama gelecek diye merak ediyordum. Asuman, endişe ediyorum onun için. Merak ediyorum onu. Bir sakınca yok ki bunda. Deniz'cim, bir sakıncası yok ama ablam küçük bir çocuk değil. Senden önce de hayatımızda kötü şeyler yaşandı ama biz bunların hepsini atlattık. Onun için endişelenmene gerek yok. Ben sadece ona yardım etmek istiyorum, yanında olmak istiyorum. Kötü bir şey yok bunda. Ya taraftan baktığına bağlı tabii. Neresinden bakarsan bak, kötü bir şey yok bunda. Tamam Deniz'cim, sen ne yapmak istiyorsan onu yap. Ben aranızdaki ilişkiye karışmıyorum zaten. Sen ne istiyorsan onu yap. Acı çekmek istiyorsan acı çek, çünkü bu hayat senin. İstediğin gibi devam et. Bu ne? O konuyu değiştirmek için mükemmel bir bahane. Ses kayıt cihazının şarj aleti arayacağım. Bu sabah aldım. Sana ne oldu ya, böyle şarjın bitmiş gibi? Bir şeyler yapalım mı? Yok, burada böyle duralım yeter. Yılbaşında partiyi benim barda verelim diyorum. Yok, benim arkadaşlarıma sözüm var zaten. Tamam o zaman, şunu bir şarja takalım da. İçinde neler varmış görürüz. Aynen, ben de çok merak ediyorum içinde ne olduğunu. Ama bir tahminim de var zaten. Belki böyle uykusuz olduğun, kafanın güzel olduğu bir gecede ablam için bir şarkı kaydetmişsindir. Sonra da kenara köşeye atmışsındır, unutmuşsundur. Açalım şunu şarj edip de bakalım içinde ne varmış, hangi şarkıyı kaydetmişsin, değil mi? Sandviç ister misin? Sandviç yapacağım ben kendime, ister misin? Yok, bana yediklerim yetti zaten. Arasındaki en büyük sorun iletişimsizlik. Sizin aranızdaki iletişim nasıl? Vallahi bizim aramızda pek sağlıklı bir iletişim yok. Yani önceleri vardı ama sonra bir anda nedense kayboldu. Nazlı Hanım, anladığım kadarıyla ilişkinizde keskin bir geçiş olmuş. Bunun nedeni nedir sizce? Bence bunun nedeni aslında dış faktörler. Biraz açabilir misiniz? Evet Nazlı, biraz açabilir misin? Ben gerçekten bu konu hakkında konuşmaya hazır değilim psikolojik olarak. İlişkilerde hepimizin yaptığı hatalar var. Bazı beklentiler içine gireriz.
Sonra karşımızdakini bunu anlatmayız, ondan anlamasını bekleriz. Ben çiftlere her zaman karşılıklı konuşmalarını, dertleşmelerini öneririm. Tamam, karı koca olabilirsiniz ama ilk önce arkadaş olmalısınız. Ya iyi dinle bak buraları. Niye ben dinliyorum ya, sen dinle. Bak Nazlı, doktor hanım diyor ki eğer bir sorunun varsa önce git kocanla paylaş diyor. Öyle kendi kabuğuna çekilip kafanı kuma gömüp sorunlarından kurtulamazsın diyor. Tam olarak öyle dedim. Hayır, bir dakika. Yani öyle diyorsanız bilmeniz gereken çok önemli şeyler var çünkü. Ben aslında anlatmak istiyorum. Anlatmaya meyilli bir insanım zaten. Adam anlayışsız, dinlemiyor. Dinlese de anlayış göstermiyor. Ben nasıl anlatacağım? Ha, ben anlayışlı değilim. Evet, anlayışlı değilsin. Ben daha nasıl anlayışlı olabilirim? Pardon, defalarca peşinden koştum, diller döktüm. Sen ne yaptın? Ferit Bey, lütfen. Bir dakika, lütfen. Araya girmeyelim lütfen, bir saniye. Alt tarafı bir tefeciden borç istedim diye bana yapmadığını bırakmadın Ferit. Tefeci mi? Evet, tefeci. Evet, tefeci. Alt tarafı bir tefeci. Ayrıca ödüyorum da borcu. Önemsiz tabii canım. Senin için her şey önemsiz zaten. Tefeci diyorsunuz Nazlı Hanım. Yani bunlar tehlikeli adamlar ya, size bir şey yapsalardı. Aynı fikirdeyim. Aynı fikirde olabilirsin Ferit ama sonuca odaklanmalıyız bence. Sonuçta bana bir şey yapmadın. Ben alt tarafı borç aldım ve borcumu da tıkır tıkır ödüyorum. Ben öderim diyorum, kabul etmiyor. Ya ödesin Nazlı Hanım. Yani kapı gibi kocanız var. Gönül Hanımcığım, borç benim borcum. Niye kocam ödesin, ben ödeyeceğim. Çok da gururluyuz. Öyleyiz efendim. Bir dakika, bir dakika. Öncelikle bir konuyu netliğe kavuşturalım. Bu tefeci ne kadar faiz alıyordu? %2-3 falan alıyor ya. Öyle çok atla deve bir durum yok yani ortada. Alo, tamam. Tamam, hemen geliyorum. Beni santralden arıyorlar da. Hoşçakalın. Tebrik ediyorum Ferit Aslan. Kadını da delirttin. Yok, bence sen delirttin. Bunu da kavgasını verelim. Hemen şu an istiyorum ben. Kim delirtti diye. Hakikaten biz neyin kavgasını yapıyoruz zaten? Ben hiç anlamadım. Bence boş verelim. Anlamamıza gerek yok. Olması gerektiği gibi oluyor her şey. Ya bir şey söyleyeceğim. Beni sevmediğini söyleyebilir misin? Sessiz almayı unuttum galiba. Alo, buyurun avukat bey. Deseniz elini çabuk tuttu. Tamam. Evde buluşalım, ben de geliyorum şimdi. Ne oldu? Hakan. Bulut'un vesayetini almak için dava açmış bir. Ama alamaz değil mi? Sonuçta Leman Hanım var. Leman Hanım alacak Bulut'un vesayetini. Bilmiyorum Nazlı, başımıza ne işler açtın gerçekten bilmiyorum. Ferit, durur musun? Peki bu davanın sonucunda ne olabilir sizce? Hakan'ın davayı kazanma şansı nedir? Açıkçası bu boşanma davası karşı tarafın elini oldukça güçlendiriyor. Ama Leman Hanım var. Leman Hanım Bulut'un anneannesi, onun vasisi olabilir. Tabii bu da bir ihtimal. Ancak mahkeme ne karar verir onu şu an bilemiyorum. Pardon, şuna bir cevap vermem lazım. İlk duruşma tarihi belli mi? Ne istiyorsun? Aşk olsun. Ne istiyorsun? Sizin gibi bir hanımefendinin üslubuna hiç yakışmadı bence. Alo, ne var? Nasılsın? Kimsiniz? Bunlar daha çok yakışıyor size. Hakan, canımı sıkma. Zaten ortalık mahkeme haberleriyle çalkalanıyor. Ne istiyorsan söyle. Ben de tam bunun için sizi rahatsız ettim Leman Hanım. Size bir hatırlatma yapmak istiyorum. Leman Hanım, eğer bu dava sürecinde benim karşıma çıkarsanız, eğer Bulut'un vesayetini almaya kalkışırsanız neler olacağını biliyorsunuz değil mi Leman Hanım? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Tehdit. Tehdit ya da şantaj. İkisi aynı mı değil mi bilmiyorum. Umurumda da değil. Leman Hanım, siz beni anlıyorsunuz değil mi? Eğer benim karşıma çıkarsanız Leman Hanım, oğlunuz Ferit Aslan babasıyla ilgili o büyülü gerçeği öğrenir. Hani şu babasının katil olduğu gerçeğini. Şakam yok, bilirsiniz, söylerim. Kendinize iyi bakın. Hadi size iyi günler. Mutlaka bir yolu olmalı. Biz boşansak bile annem Bulut alabilir, almalı. Bulut'un anneannesi o. Hakan ve Demet'ten çok daha yakın. Sen de bir şeyler söylesene anne. Ne gerekiyorsa yapalım. Hatta sen de bir dava aç. Olabilir mi öyle bir şey? Ferit. Elimiz pek güçlü gibi görünmüyor.
Kazadan sonra yaşadıklarım, travma dönemim. Hakan bunların hepsini aleyhimize kullanabilir. Leman Hanım haklı Ferit Bey. Bizi çok zor bir süreç bekliyor. Müsaadenizle ben gidip örnek davalar üzerinde inceleme yapmak istiyorum. Tabii ki zaman kaybetmeden cevap vermeliyiz. Haber bekliyorum sizden. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Galiba yapabileceğimiz pek bir şey yok. Böyle kolay vazgeçemezsiniz. Bir şey yapmanız lazım. Nazlı, bütün bunlar senin yüzünden başımıza geldi. Şimdi karşıma geçmiş bir şeyler yapmanız lazım diyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ben Bulut'u elimizden alabileceklerini düşünmedim. Avukatla konuştum, durumu anlattım. Siz boşansanız bile Bulut'un anneannesi, Bulut'un vasisi olabilir dendi bana. Yani herkes başka bir şey söylüyor. Kafam o kadar karıştı ki. Yani biz bu gidişle Bulut'u bile kaybedebiliriz. Eğer böyle bir şey olursa Nazlı, eğer Hakan Bulut'u elimizden alırsa... ...seni hiçbir zaman affetmem. Asla affetmem. Ferit! Ferit! Bulut! Görmeniz lazımdı Ferit'i. O kadar kızgındı ki bana. Ağzından alev çıkıyordu resmen. Bir tür şey söyledi. Ben kendimi bile savunamadım. Ah canım benim. En kötüsü de ne biliyor musun Fatoş? Bulut. Her şeyi duydu. Tüm kavgayı. Perişan oldu çocuk. Ay, yazık bu çocuğa da ya. Ne çilesi varmış. Her şey benim yüzümden oldu ya. Ya resmen senin de Bulut'un da üzülmesine ben sebep oldum. Asuman, yapma ne olursun. Olması gerekiyordu, oldu. Sen benim kardeşimsin, duydun mu beni? Hem annemle babamı düşün. Bu kararı vermek zorundaydım zaten. İyi de abla... Asuman, Bulut'un yanında dayısı var. Ay, biliyorum. Ferit onu her şeyden koruyacak. Benim de seni korumam gerekiyor. Sadece hazmetmesi biraz zor. Anla işte. Aa, saat de bayağı olmuş. Evet Fatoş, hadi sen git, geç kalma. Ay Nazlı ya. Ben gitmesem acaba evde beraber böyle film mi izlesem, ne diyorsunuz? Yok Fatoş'cum, biz beraber film falan izleyemeyiz. Biz burada birlikte kararırız. Hiç gerek yok. Sen git, ben zaten yatarım yarım saate. Tabii ya. Git sen git. Git de böyle en azından birimizin umutsuz aşkında bir gelişme olsun. Hadi canım. Asuman, gelmek istemediğine emin misin gerçekten? Yok ya, ben gelmeyeceğim. Ben böyle ablamla burada yatıp kararacağım. Aa, inanamıyorum. Şu an resmen şoktayım Nazlı. Denize gidiliyor. Ve ilk defa Asuman kendi isteği ve rızasıyla oraya gelmek istemiyor. Resmen küçük dilimi yutmak üzereyim şu anda sayın seyirciler. Sen o küçük dilini yutmadan ben şu aile fotoğrafıyla yutacağım. Hadi öpüyorum. Görüşürüz. Allah Allah. Ne güzel bir fotoğraf. En güzel fotoğrafımız. Deniz'cim, avukatların bize söylediği şey şu. Nazlı ile Ferit'in sadece dava açmaları bile yeterliymiş. Yani Bulut'u tekrar almamız için şansımız çok yüksek. Senden tek ricam, bu sefer bizim yanımızda ol. Lütfen. Bulut'un iyiliği için. Bulut'un iyiliği için? Tabii. Ya siz beni gerizekalı falan mı zannediyorsunuz? Bulut'un iyiliğinin sizin zerre kadar umurunuzda olmadığını biliyorum ben. Görüyorum bunu. Deniz, Nazlı'yla Ferit'in derdi Bulut'tu da ne oldu Deniz, ha? Boşanıyorlar işte. Nazlı ile Ferit eğer Bulut'u önemsiyor olsalardı boşanırlar mıydı? Ya o çocuk tek başına kalacak. Ya ne olursun Deniz, bak bize yardımcı ol. Biz şu çocuğu alalım. Çocuk mutlu olsun ya, ha? Abla. Eğer beni gerçekten kaybetmek istemiyorsan... ...kendi çıkarlarınız için değil, Bulut'un iyiliği için karar verirsiniz. Deniz'cim, bizi bir dinler misin? Hayır. Şimdi çıkın gidin evimden. Demet'cim, gidelim istersen biz.
İyi günler Deniz Bey, iyi günler. Demek vazgeçiyorsun ha? Ben değil Engin, Nazlı vazgeçti çoktan. Bugün terapide görmeliydin. Neler olduğunu anlayabileceğini tek kelime bile etmedin. Hiç konuşmadı mı? Nazlı'nın sessiz kalması mümkün mü? Konuştu tabii ama neden boşanmak istediğini söylemedi. Yani aslında beni sevdiğini bile söyledi ama neden boşanmak istediğini söylemedi. Çıldırmak üzereyim. Seni seviyorum mu dedi? Avukat Bulut'u alacaklar diyor. Terapist neden boşanmak istiyorsunuz diyor. Nazlı tek kelime bile etmiyor. Allah Allah. Sessiz kalmasında var bir şey. Engin ben sürekli bir şeyler aramaktan çok yoruldum. Ya Bulut avuçlarımın arasından kayıp gidiyor. Buzdağının görünmeyen kısmıyla vakit kaybedemeyeceğim ben artık. Görünen kısmı bile yeteri kadar zarar verdi. Ya benim içime hiç sinmedi kardeşim. Ben geliyorum oraya şimdi. Yok ya bak sen işine. Buraya gelsen bile ne yapacaksın sanki? Keyfin kaçması gereksizdir. Vallahi benim durumumda ne kadar keyifli bilmiyorum yani. Şoförümün flört ettiği, eski sevgilimin en yakın arkadaşı olan bir kadından hoşlanıyorum Ferit. Bu cümleyi kurmak bile beceri istiyor. Senin için de zor. Zor ki ne zor. Ya birazdan hepimiz bir araya geleceğiz. Ve ben ne yapacağım hiç bilmiyorum. Ortalığı daha fazla karıştırma. Bırak bu işin peşindesem. Beni dinlemeyeceksin değil mi? Vallahi kardeşim ortalık yeteri kadar karışık zaten. Yani artık inceldiği yerden kopsun ya. Neyse hadi konuşuruz sonra öpüyorum. Görüşürüz bay bay. Bulut'cum. Bütün gün odadan çıkmadığını unuttuk burada olduğunu. Sen bu yanakları böyle sarkıttığına göre karnın çok fena acıkmış olmalı senin. Hayır hiç de bile ben sana kızgınım ondan. Neden kızdın bana dayıcım? Çünkü sen Nazlı'ya bağırdın. Nazlı da bize küstü. Bir daha hiç gelmeyeceğim. Bulut'cum Nazlı bize küsmedi. Yetişkinler arasında bazen böyle anlamadığımız şeyler olur. Merak etme Nazlı bu eve geri gelecek. Anlaştık mı? Hah bak hamburgerlerimiz de geldi. İyi akşamlar Ferit Bey. Buyurun. İyi akşamlar. Buyur. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Afiyet olsun. Yalnız içecekler eksik sanırım. Affedersiniz Ferit Bey. Motorda unuttum. Hemen getiriyorum. Tamam. Gel bakalım. En sevdiğin hamburgerciden kocaman bir hamburger. Yanında da bir sürü patates kızartması. Üstelik sıcacık. Seviyorum. Buranın değil, tamam mı? Yemeyeceğim. Bulut, lütfen. Nazlı şu çocuğu onun Nazlı'yı düşündüğünün yarısı kadar düşünebilse keşke. Nazlı beni çok seviyor bir kere. Beğendin mi yaptın anne? Çocuk bütün gün odasından çıkmadı, yemek yemedi, yardım edeceğine iyice küstürdün. Ben mi küstürdüm? Anne karışma hiçbir şeye. Ne benim hayatıma ne Bulut'unkine. Hiçbir şeye karışma. Yorum yapma, fikrini söyleme. İlgilenmiyorum. Bunları duymak istemiyorum. Anlıyor musun? Gerçekleri duymak istemiyorsun değil mi? Nazlı'nın bu kadar sorumsuzca davranmasını duymak istemiyorsun.
Sen daha gitmiyor musun Leman Hanım'ın siparişlerini almaya? Gideceğim, gideceğim. Birazdan giderim. Nazlı'şım, kuzum nasılsın? İdare ediyorum Fatoş'um. Sen gidiyor musun? Gideceğim birazdan ama önce bunları bırakmaya geldim sana. Al bakalım. Ne bunlar? Bunlar mutsuzluk reçetesi Nazlı'cığım. Dergiler ve dondurma. Teşekkür ederim Fatoş. İşe yarar mı bilmiyorum ama deneyeceğim, söz. Vallahi ben bütün yabancı filmlerde bu formülü görüyorum Nazlı. İşe yarıyor ki belki koyuyorlar yani, ben öyle düşündüm. Hadi ben gidiyorum, öpeyim seni. Oh, görüşürüz Fatoş'cığım. Aklım bende kalmaz. Yani o çok mümkün değil ama denerim. Kaç var, bir şey alacaktım. Merhabalar. Merhabalar, selamlar. Anne! Anne, Bulut'u gördün mü? Odasındadır. Fazilet sen yanında değil miydi? Ben okul kıyafetlerini ütülüyordum. Sizin yanınızda yemek yiyor sanmıştım. Ferit nerede bu çocuk? Her yere baktım anne, evde yok. Ya Fatoş Rasım'a nerede kaldılar acaba? Kahve falan içer misiniz ya? Ben hazırlıyorum. Yani Fatoş illaki gelirim demişti. Nerede kaldılar? Tarık da yok ortada. Ben de anlamadım Engin. Aslında Deniz'e ayıp vurur falan dedim ama biz yabancı değiliz. İlla gireriz dedi. Madem sen sütlü mü içiyordun, şekerli mi içiyordun, nasıl içiyordun? Ha ben... Sütlü ve şekersiz değil mi? Evet, teşekkür ederim. Ferit, ben gerçekten kavga etmek istemiyorum. Nazlı, Bulut kayıp. Sana bir şey söyledi mi bugün? Kayıp mı? Ne demek kayıp Ferit? Basma. Ya kayıp. Evin her yerini aradık. Kaçmış herhalde yine. Cüzdanım da yok çünkü. Tamam. Tamam, ben şimdi çıkıyorum. Kanka oldu, görüşürüz. Abla? Bulut evden kaçmış Asuman. Aa, kız küçücük çocuk nereye gitsin tek başına? Bilmiyorum Asuman. Daha önce de kaçmıştı. Ama o zaman Demet'in evindeydi. Ay hay Allah, nereye gider ki ya? Sen haber alınca bana da haber ver, tamam mı? Bulut! Nazlı, ben sana geldim. Bir aksilik falan mı oldu acaba yani? Asuman'la Fatoş'u bir arasak mı? Yok canım, ne aksiliği ya? Fatoş her yere gecikir zaten. Tarık da öyle. Belki iş hayatında öyle değil ama onun da geç kalma huyu var. Geldiler. Vallahi siz Japonların en sevdiğim özelliği böyle dakikliği ve iş disiplini. Bence sende de Japon disiplini ve dakikliği var. Babadan öyle gördüm ben de. Elbisen yeni mi? Çok yakışmış, çok güzelmiş. Evet, çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Cim, hoş geldin. Nasılsın? İyidir. Asuman yok mu?
Ya yok, gelmedi. Ne kadar ısrar ettiysem de ikna edemedim yani. Hasta falan mı yoksa? Yo, gördüğüm kadarıyla gayet sağlıklı ama işte Asuman'ın işleri ya. Akıl sır ermez onu, boş ver. Havalar bayağı soğumuş ha. Evet ya, böyle kapıda girsene içeri, ben böyle tamam. Kapıda. Geldim geldim. Ben de geldim. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsınız? İyidir, senden ne haber? İyi, ne olsun? Hadi çıkalım yukarı ya. Manam ile İngiliz sizin hakkınızda konuşup duruyor vallahi. Böyle her yere geç kalıyormuşsunuz. Biz mi? Ben hiç geç kalmam. Ben de kalmam, hiç adetim değildir. Ayrıca bir yere davet edildiğinde böyle bir 10 dakika geç gidersin. Nezaketen yani. Bulutcuğum, sen buraya nasıl geldin? Taksiyle. O kadarını anladık. Evi nasıl buldun? Ya başına bir şey gelseydi? Ya Nazlı, ben buraya daha önce birçok defa geldim. Bak, dayımla geldim. Tarık abiyle geldim. Yani biliyorum ben buraları. Al bakalım. Şimdi sen buraya taksiyle geldin de, taksiye verecek parayı nereden buldun? Bulut. Dayımdan borç aldım. Borç. Özür dilerim Nazlı. Özür dilemen gereken kişi ben değilim bence Küçük Bey. Ben bakarım. Yakışıyor muydu sana? Bulut, nasıl, iyi mi? İyi, iyi, içeride. Dayı. Bir daha sakın böyle bir şey yapma dayıcığım, tamam mı? Başına bir şey gelecek diye çok korktum. Biliyor musun, nerede de çok korkmuş. Hoş geldin bu arada. Hoş buldum. Anneannen de çok merak etti seni. Hadi kalk, evimize gide. Ben bu gece burada kalacağım. Bulut. Ben bu gece burada kalacağım ve siz barışana kadar da eve gitmeyeceğim. Söz, ben istediğin zaman getireceğim seni Nazlı. Ama şimdi kalk, evimize gidelim, haydi. Ben bu gece burada kalacağım. Bulutcuğum, bak anneannen de merak etmiş seni, hadi. Madem merak ediyor, arayın telefonla, merak falan etmesin. Ben bu gece sizinle film seyretmek istiyorum. Evimizde izleriz filmi Bulutcuğum. Hayır, ben burada film seyretmek istiyorum. Şimdi sizinle. Eski günlerdeki gibi. Siz hep eski günlerdeki gibi olacak gibi dediniz ama olmadı. Nazlı senden hiç ayrılmayacaktı ama ayrıldı. Bulutcuğum. Hem anneannem zaten Nazlı Bulut'u sevmiyor demişti ama çok seviyor. Hem benim eve götürürsen dayı, ben bir daha kaçarım. Tamam, kalalım. Yaşasın. Senin için de sakıncası yoksa tabii Naz. Yok tabii Ferit. Çok sevinirim. Bulutcuğum, emin misin? Bak, sonra değiştirmek yok. Hı, eminim. Son karar. Bu kadar filmin arasından yine aynı filmi seçtin. Evet. Hazır, hadi bakalım. Nazlı, gel buraya otur. Hemen ortanızı atmış alırım. Battaniyemizi de alalım. Hadi ya, yardım edin. Senin bu filmi kaçıncı izleyiş? 4. Ama bu benim en sevdiğim çizgi film. Peki.
yaşa. Evet, şimdi sıra sizde. Hadi gel Fatoş, sana şahane bir film buldum. Yine Japonik Japonik şeyler söyleme ama, tamam mı? Ya Deniz'ciğim, benim yerime sen oynamak ister misin ya? Bak vallahi biz gelip böyle senin evini işgal etmiş gibi olduk yani. Biz oynuyoruz, sen bakıyorsun. Yok canım, ben çok mutluyum. Yani siz devam edin. Ben Asuman'ı bir arıyorum da, merak ettim. Alo, Asuman. Merak ettim de neden gelmedin diye bir arayayım dedim. Hadi ya. Bak sen şuna. Tamam, tamam. Görüşürüz. Ne diyor? Bulut. Evden kaçıp size gitmiş. Aa, nasıl ya? Bak sen şu bacaksıza, nasıl becermiş bunu tek başına? Şöyle yapalım mı? Ben bir gidip Bulut'a bakayım. Siz de devam edin. Gelirim ben. Yok canım, olur mu öyle şey ya? Saçmalama, kalkalım biz de o zaman. Ya zaten bir müzik seti muhabbetinden nerelere geldik. Yok canım, siz keyfinize bakın. Siz yabancı mısınız? Kalın burada, ben gidip geleceğim hemen. Tamam, madem öyle ısrar ediyor. Tamam, peki. Görüşürüz. İyi, nerede hadi kalmıştık? Hadi o zaman, bir daha söyle. Senin bunu nasıl telaffuz ettiğin zaten ayrı bir konu da. Böyle bir film var mı ya? Ben hiç duymadım böyle bir film. Var herhalde Fatoş'cum. Kafamda uyduracak değilim ya. Hadi kolay gelsin. Ay sağ ol. Şimdi başlıyorum. Engin'cim. Başlatıyorum, başlattım. Başlattım. Beş kelime. Yerli. Yabancı. Yerli mi yabancı mı belli değil. Yabancı yengincim, yabancı. İkinci kelimeyi anlatıyorsun, tamam. Ay ben filmin adını şu anda resmen unuttum ama ya. Gerçekten unuttum. Bir hemen söyleyebilir misiniz? Tamam. Zaman tutuyorsun değil mi? Çok çok. İkinci kelimeyi anlatıyorsun. Hı. Birinci, yok. İkinci kelime bir. Ha, ikinci kelime bir. Tamam, çekti. Birinci kelimeyi anlatıyorsun. Yürüyorsun, hoşsun, keyiflisin. Bazen bir dakika ama ağzını oynatıyorsun. Ağzını oynatınca şey yapar. Ya yok canım ya, anlatamıyor zaten. Ne olacak canım? Tamam. Sevimlisin, eğleniyorsun. Ne haber, ne yapıyorsun? Ya ama ben böyle anlatamayacağım ama bu filmi ya. Çok zor bu. Ya bak Fatoş, biraz çabalasan anlatacaksın. Anlayacağım, hadi. 30 saniye kaldı bu arada, haberiniz olsun. Evet, süreniz doluyor. Dördüncü kelime. 10. Ha, 20. 30. 40. 50. 60. 70. 71. 71. Süre doldu. Rastlantısal bir kronolojinin 71 parçası. Ay yemin ediyorum, çak. Süpersin ya, vallahi bildi. Ay, gerçekten bravo Engin. Ben hep bu soruyu sorarım ama ilk defa doğru anlayan birini gördüm. Nasıl yani? Ben anlatamadım, o anladı. Öyle mi yani Malavi? Ay yok Fatoş'cuğum, öyle değil. Öyle demek istemedim. Sen de tabii ki çok güzel anlattın. İyi bakalım, şimdi intikam zamanı. Öyle intikam gibi şey yapmayalım. Sana çok güzel bir filmim var. Ya niye öyle intikam falan diyorsun? Yani neticede o filmi ben bulmadım. Bulamam. Haberim yok. Filmin ismini unuttum şu an. Fatoş, birlikte seçmeyecek miyiz? Benim aklımda süper bir film var. Süper bir intikam alacağız. Bekle. Gel bakalım. Ha. Böyle bir film de var ama, değil mi? Aha. Pes etme, sakın anlat. Hmm. Hadi iyi. Hadi bakalım. Biraz düşünebiliyoruz. Nerede? Bulut. Nerede? Sen neden bizim evimizde kaldın? Biz ne güzel eğleniyorduk işte üç kişi. Bulut'cum, anlattım biliyorsun. Evet evet biliyorum, sen beni çok seviyorsun. Dayımı sevmiyor musun? O ne demek? Sevmez olur muyum? Çok seviyorum tabii ki dayını. Ama büyük olmak çok zor. İnsan bazen istemediği kararlar vermek zorunda kalıyor büyüyünce. Neyse ki ben hala küçüğüm. İstediğim her şeyi yapabiliyorum. Değil mi dayı? Evet dayıcığım. Ay siz keyfinize bakın. Ben bakıyorum kapıya.
Selam. Ne haber? İyidir. Sen? İyidir. Amca. Gel dikkat et. Gel 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 gel. Ne yapıyorsun oğlum sen? Neredesin? İyi. Süper ya. Ya. Ya helal olsun ama çok iyi anlattın ya. Vallahi bravo. Nasıl bildim? Çok iyi bildin. Yani Fatoş en basit filmi bile anlatamadım sana. Tutuldun kaldın resmen ha. Ama Engin'cim bak şimdi şu anda kendin söylüyorsun sen. Sen anlatamadın. Bende bir sorun yok yani. Hmm. Ya ama Engin uzatma. Bak ben Tarık'a bir şey söylüyor muyum? Laf niye döndü dolaştı bana geldi ya? Ben ne yaptım ki? Yok Tarık'cığım sana bir şey söylemek istemedim. Bu bir oyun. Yani her an her şey olabilir demek istedim. Ha. Yani tabii oyun olabilir ama bilmiyorsan da oynamayacaksın bana mı? Ay o zaman kendine daha uyumlu bir partner seçseydin ya Engin sen de. Allah Allah. Bizim uyumlu olmadığımız ortada yani. Abartma ya arkadaşlar. Uyumla ne alakası var? Ona bakarsanız ben de Tarık'la pek uyumlu sayılmayız. Yani? Yok yok. Oyun için. Yani oyun için pek uyumlu değiliz demek istedim. Yani sana da pes yani şu anda hanımcığım gerçekten. Çünkü böyle uyumlu bir insana uyumsuz dedin. Pes. Hayır hayır ama şey olarak anlattı ya şimdi. Yani karakterim anlamında benim uyumsuz biri anlamında değil de oyun içindeki iki partnerin birbirine uyumları anlamında herhalde. Evet. Ben galiba öyle demek istedim. Ne anlamadım. Ne demek istedin? Nasıl? Nasıl? Hayatta da mı uyumsuz diyorsun yani? Tarık. Ben seni hiç üzmek istemiyorum ama nasıl söylesem? Rahat ol ya. İçinden geldiği gibi. Söyle çıksın. Biz galiba çok farklıyız. Evet, evet. Yani çok olmadı ya Manami o şey. Dediğin gibi yani o iki insanın şeysi, uyuşması olmadı yani bizde pek. Aa, aşk olsun ama sana da yani Manami. Bu zamana kadar aklın neredeydi yani? Çok üzgünüm. İyi geceler. Ben de Manami'yi bırakayım. O zaman görüşürüz. İyi geceler. Kusura bakma ben de bu işleri hep senin başına açtım böyle ama. Yok ya. Ya öyle üzülmedim yani. Ya hatta bilakis rahatladım ben ya. Vallahi diyorum bak. Oh üstümden bayağı bir yük kalktı benim yani. Ay biliyor musun ben bile rahatladım vallahi çak. Vallahi mı? kahve falan bir şeyler yapayım mı? Ha var mıdır? İçeriz vardır herhalde bakayım. Hadi. Deniz'in kahveleri eksik olmaz. Yapalım bir kahve. Deniz'de kahve olur yani. Uyudu mu? Uyudu. Ona Osmanlı mutfağındaki baharatlarla ilgili bir masal anlattım. Hemen uykuya daldı. Kitaplarıma bir hakaret sezdim sanki. Yok canım olur mu öyle şey? Yani belki bilinçaltına yerleşir de böyle senin gibi güzel bir aşçı olur falan diye düşündüm. Bir dahaki gelişimde kendi kitaplarımdan da getiririm. Belki müzisyen olur. Bulut'un buraya bir dahaki gelişinde sen de burada olacaksın demek. Evet. Ben zaten Bulut için buradayım. Ve Bulut'un bana nerede ihtiyacı varsa orada olmaya devam edeceğim. Ayrıca ablamla konuştuğum iş bu sefer çok ciddi. Aklınızı başınıza toplayın. Siz neden boşanıyorsunuz? Deniz. Deniz, senin tek derdin Bulut mu gerçekten? Buna inanmamızı mı bekliyorsun? İstediğine inanabilirsin. Ben ne gördüğümü biliyorum. Ferit, Deniz sakin olur musunuz? Sana gerçekten bir şey anlatmak imkansız. Gerçekten boşuna uğraşıyoruz. Gidiyorum ben. Deniz bekler misin? Deniz. Deniz tamam sakin. Deniz bekle. Şimdi ablam da gittiğine göre eğer iki dakikanı ayırabilirsen seninle önemli bir şey konuşmak istiyorum. Sana bir şey söylemem lazım.
Bu boşanma. Evet. Ben Ferit'i sevmediğim için boşanmıyoruz biz. Ben Ferit'i çok sevdim. Hep de seveceğim. Peki o zaman neden boşanıyorsunuz? Ya bu çocuk oyuncağı değil ki, küçücük bir çocuğun hayatı söz konusu. Öyle gerekiyor Deniz. Boşanmak zorundayız. Bu Bulut'u ya da Ferit'i sevmediğim anlamına gelemez. Nazlı, senin ne kadar acı çektiğini görüyorum. Ferit abinin ne kadar acı çektiğini görüyorum. Sizin birbirinizin nasıl sevdiğinizi görüyorum. Hep belliydi. Ben görmek istemedim. Tabi tutuklandığı gün karakolda düşürmüştün ya. Sen almıştın. Ben almıştım. Ya seninle ilgili ne zaman umutsuzluğa düşsem her şey çok güzel olacak diye ona bakıyordum. Her şey çok güzel oldu. Ama farklı bir şekilde. Bak Nazlı, ben bütün inatlarımdan vazgeçtim. Senden vazgeçtim. Ferit abi bunu görmek istemiyor ama bu böyle. Ben seni unuttum. Ve huzurluyum. Artık sen benim arkadaşımsın. Ferit abi abim, Bulut yeğenim. Ve hiçbirinizin üzülmesini istemiyorum. Ama özellikle Bulut'un, o Hakan'ın eline düşmemesi için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Özellikle sen ve Ferit abi. Artık bir karar verin ve harekete geçin. Çünkü vakit daralıyor. İşte hepsi bu. Otur Asuman. Sen de burada olsan daha iyi olur. Ferit, sanırım artık konuşmamız lazım. Geç bile kaldık Nazlı. Haklısın. Ama konuşamadım işte. Biliyorum. Her şeyi öğrendim. Biliyorum ama yine de bir türlü anlayamıyorum. Sen ne yapıyorsun Nazlı? Kimseye zarar vermeden ailemi korumaya çalışıyorum. Ama her seferinde birileri zarar görüyor gördüğün gibi. Biz neyiz Nazlı? Ben senin neyinim? Neden bunca problemi tek başına yükleniyorsun? Neden bana gelmiyorsun? Aklım almıyor. Yani anlamaya çalışıyorum ama bizden nasıl bu kadar kolay vazgeçtiğini anlayamıyorum. Vazgeçtim mi sanıyorsun? Gerçekten vazgeçmedim. Konuşmaya çalışıyorum. Boşanma davası açtıktan sonra mı? Neden bana güvenmedin? Hakan'ın sana, Asuman'a, bize, Bulut'a zarar vermesine nasıl izin verdin? Korktum Ferit. Nesini anlamıyorsun bunun? Korktum, çok korktum. Kardeşime zarar verir diye korktum. Ne tarafa kaçacağımı şaşırmıştım, anlıyor musun beni? Bir tarafta kardeşimin hayatı vardı, bir tarafta sen vardın, Bulut vardı. Seni tam bulmuşken bencilce dışarı atabileceğimi mi sandın? Ama diğer taraftaki kardeşimdi benim. Ferit canımdı, kanımdı. Tamam, Merak etme. Her şey düzelecek. Bir çaresini bulacağız. Hiç kimse zarar görmeyecek. Sana söz veriyorum. Sorun değil, merak etme. Gel ben sana her şeyi anlatacağım. Geç.
Nazlı. Sen çok güçlü bir kadınsın biliyorum ama birlikte her şey çok daha kolay olur. Bundan sonra benden bir şey saklamayacağına söz ver. Her şeyi birlikte çözelim. Çözelim. Özür dilerim. Seni çok seviyorum. Onu hapse nasıl gönderirim diye düşünürken onu gerçekten kaybedecektim Ferit. Onu çatının kenarında gördüğüm o an. Tamam, düşünme artık bunları. Aşağılık Hakan yaptıklarının hesabını verecek ama şimdi bu gece hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Yanımdasın, yanındayım. Bu yeter. Aralarında bulut almışlar. Allah'ım o kadar tatlılar ki şu anda yemin ediyorum kafayı çıldıracağım yani. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer bir gün güzel geçtiyse, onun hemen ertesi günde güzel geçerse ben acayip mutlu oluyorum yani. Neşem çok yerimde oluyor. Resmen enerjim tavan yapıyor yani. İyi. İnşallah barışmışlardır da ben böyle boşu boşuna hapse girmem. Saçmalama kızım, ne hapse girmesi ya? Ferit Aslan bu çözmüştür tabii ki de işi bence. Yalnız Asuman. Var ya Ferit'e söyleyerek o kadar iyi bir şey yaptın ki kızım. Aferin sana. Şimdi ne oldu? Hepimiz birlik olduk. Ne olur birlikten kuvvet doğar. Şimdi onlar düşünsün. Yeter Allah aşkına yeter. Sen ne yaptın ya? Sabah sabah bülbül suyu falan mı içtin kenarda köşede? Ne bu çelebe? Bıktım. Allah Allah. Ayrıca beni bir sal. Çünkü benim hazırlanmam lazım ve denize gitmem lazım. Aa, deniz mi? Ay yine mi deniz? Kızım asıl havadisler bende de senin haberin yok hiçbir şeyden. Dün akşam ablamla Deniz dışarıda konuştular tamam mı? Sonra ablam geldi. Elinde ne var? Ablamın Deniz'deki bilekliği var ya şu Deniz'in gözü gibi baktı. O Deniz ablamı geri vermiş. Aa iyi yapmış aferin. Artık anlasın Nazlı'dan ona yar olmayacağını umudunu kessin yani. Eyesi canım demek ki artık Deniz için bu Nazlı defteri tamamen kapandı. Sen de hazır. Sayfa kapanmışken ben gideyim yeni bir sayfa açayım. Oraya da Asuman yazayım diyorsun yani. Sen var ya Asuman. Ay yok canım yani benim derdim o değil. Yani tek derdim o değil. Sonuçta Deniz benim çok iyi bir arkadaşım yani. Benim Deniz'e destek olmam lazım. Değil mi? Ol tabii ya destek olsun. Ah kız. Kızım sana bomba. Ben sana Tarık'la olanları anlatmadım. Ay Fadoş'um biliyorum. Biliyorum Fadoş'um. Her şeyi biliyorum. Tarık'la Malami ayrıldılar yani. Ayrıca sen niye gidip böyle herkesi kanser ediyorsun, ortalığı karıştırıp duruyorsun? Biz hepimiz Tarık'ın ilk günden beri sana aşık olduğunu biliyoruz ya. Saçmalama Asuman ya. İyi saçmalama Asuman diye bir de süzülüyor orada. Yeter artık ama ya. Gerçekten yeter yani. Ben sizin dertlerinizle uğraşmaktan kendime konsantre olamıyorum artık. Bıktım be, yeter. Aa, ne oluyor be, deli mi ne? Allah Allah. Elim dolu, kapıyı aç. Allah. Görüşürüz. Bye. Sizinle uğraşsak da nereden ne kadar alamıyorum. Ah telefonu da unutmuş. Oh canım odadaysın. Her yerimiz tutulmuş. Sana da günaydın. Günaydın. Şuna bak nasıl uyuyor. Ferit uyandıracaksın.
Ferit. Yandı gördün mü? Çok fena acıktı. Demek Mutlu Bulut'un karnı acıkmış. Bakalım o karın hala yerinde. Tamam kurtarıyorum. O zaman Mutlu Nazlı sana kahvaltı hazırlasın. Senin dayından kurtarıp. Biliyorsun ben Mev'i çok seviyorum. Çok tatlı bir erkek. Ama çok alıştırma bence kendini. Sonra Nazlı ile birlikte evimize döndüğümüzü özlersin. Ne? Nazlı ile mi yaşasın? Ya bak bu çok sihirli bir yer Nazlı dayı. Bak gece yatıyorsun, sabah kalkıyorsun, her şey düzeliyor sana. O zaman hazır mısın sihirli evde sihirli kahvaltılara? Hadi bakalım. Hadi hadi. Hadi bakalım. Gel bakalım. Nazlı kurtar beni. Kurtardım. Önce elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Hoppa. Yeni Vesan nasıl? Beğendin mi? Çok beğendim. Bayıldım ya. Gerçekten çok iyiydi yani. Çok güzel. Aşırı beğendim. Yani aynısını senden gitarla da bekliyorum. Aa, aşk olsun hocam yani. Hani müzik her yerdeydi. Hani her şey bir enstrümandı. Tabii yani. Her şey bir enstrüman. Sen yine enerjiksin bugün. Evet canım, serotonin koçluğuma geri döndüm. Bak bu poğaçalar var ya, bu poğaçalar. Bunların içine şırınga ile koymuşlar biliyor musun? Yani en azından fırıncı öyle dedi. Ben fırıncının yalancısıyım da senin bu halin ne böyle ya? Sanki sabahın köründe kalkıp Tuzla'ya işe gidecek beyaz yakalı gibisin yani. Öyle bir harap bir tap haldesin. Bugün keyfim yerinde değil ya. Biliyorum keyfin olmadığını, o yüzden geldim zaten. Ablamı bilekliği geri vermişsin. Ama iyi yaptı biliyor musun? Çok iyi bir karar oldu yani. Böyle takılıp kalmıştın ya. En iyisi buydu. Yani ben de böyle ablama görüyorsun falan zannettim. O yüzden biraz fazla üstüne geldim seni. Kusura bakmazsın artık. Asuman, daha önemli dertlerimiz var. Bulut mesela. Aa yok yok, hiç öyle bir derdimiz kalmadı bizim. Bu çakmak neredeydi ya? O da işte üç yerde. Hah, tamam. Ne diyordum? Bulut, hiç öyle bir derdimiz kalmadı. Çünkü kedi kadın Asuman onu da halletmiş bulundu. Ben gittim, Ferit'e her şeyi anlattım. Ne diyordum? Heh, Ferit'e gittim, her şeyi anlattım. Ama o kadar rahatladım ki biliyor musun? Yani böyle hani bir haftada 5 kilo veren ablalar vardır ya, aynı onlar gibi hissettim. Her şeyi? Nasıl bir her şeyi? Ay canım benim, sen hiçbir şey bilmiyorsun değil mi? Hiçbir şeyden haberin yok senin. Bu ablamla Ferit böyle bir anda pat diye niye boşandılar biliyor musun? Ben söyleyeyim cevabını. Hayır, bilmiyorsun. Ama ne yapacak? Asuman sana her şeyi anlatacak. Hiç merak etme. De önce biz böyle bir çay yapalım. Çünkü bu sohbet ve bu poğaçalarla böyle kuru kuru gitmez yani. Bu çayı bir yapalım. Ben hemen onu da halledeceğim. Ay Deniz, bu ne karmakarışık burası sizce ya. Afiyet olsun. Sana da. İstemedi yanında küçük bey. Kendisi halledermiş tuvalet işini. Normal, koca adam ol. Ay Ferit, şimdi ne yapacaksınız siz? Nasıl çözeceksiniz bu düğümü? Hakan'ın bir açığını kollayacağız. Ben arkadaşlara haber ettim. Muzaffer'i takip ediyorlar. Boş bir anında sıkıştıracaklar. Ferit, ben açıkçası Muzaffer'i konuşturabileceklerini sanmıyorum. Ay vallahi ben de. Bir yandan şu kaçakçılık işini ve Tahir'in ölümünün izini sürecekler. İlla bir yerden bir açık verecek bu herif. İnşallah. Bulut'cum, güzelce yıkadın mı ellerini? Bak, çok güzel kokmuş sabunun. Bakayım. Oh, mis gibi olmuş mis. Yerim ben o minnak elleri. Hadi bakalım. Hazır mısın kahvaltıya? Hadi. O zaman başlıyoruz. Bu peynir bitecek. Bunlar da. İnanamıyorum. Herifin yaptıklarına bak. Ablam da iyice delirdi. Bu böyle olmayacak. Bu böyle olmayacak. Ben gidip konuşacağım. Aa Deniz, Deniz saçmalama. Ne yapıyorsun? Biraz sakin olur musun lütfen ya? Bak bizim hepimizin şu an sana ihtiyacı var. Böyle davranma. Bak düzgün müzgün davranamam. Sakin falan kalamam.
Herkesin hayatını göz göre göre mahvediyorlar Asuman. Ablam olduğu için utanıyorum ondan. Tamam Deniz, tamam. Bak dur, ben sana hak veriyorum, çok haklısın. Ama şu yaşadıklarımızı bir düşünebilir misin lütfen? Hakan'ın elinde kapı gibi bir kanıt var. Eğer sen Hakan'a gidersen ortalık daha da karışacak. Bak bir sakin ol lütfen, yapma hiçbir şey. Gel, gel. Şöyle bir otur, hadi. Şöyle bir gel. Hiçbir şey de yapmayacaksın, tamam mı? Söz ver bana. Bak sen şimdi delirdin böyle, haklısın ama... ben sana bir çay koyayım, biz bunu daha detaylı konuşalım, tamam mı? Hadi. Dayıcığım hadi artık ufaktan toparlan. Gitmemiz lazım çünkü daha fazla böyle oturamayacağım ben. Dayı dur, ben daha kahvaltımı bitirmedim ama. Tamam Bulut'cum, sen kahvaltını et. Bulut'u ben bırakırım. Sen git avukatlarla konuş. Seninkiler bizimkilerden daha iyidir. En azından belki bizim aklımıza gelmeyen bir çözüm sunarlar Asuman'la ilgili. Tamam. Evet. Bulut. Ferit. Teşekkür ederim Ferit. Anlayışın için. Yanımda olman o kadar kıymetli ki. Önce şu belalardan bir kurtulalım. Her şeyi oturup konuşacağız. Bundan sonra yalanlar, sırlar... aramıza mesafe koyacak hiçbir şey istemiyorum. Sadece her ne olursa olsun bana güvenmeni istiyorum. Bak bu kaçıncı olaylar nerelere gidiyor. Biz her seferinde birbirimizden kopmak zorunda kalıyoruz. Haklısın. Çok özür dilerim. Ama... İnsanın kardeşi söz konusu olunca ne yapacağını, nasıl davranacağını gerçekten bilemiyor. Bundan sonra ikimiz de birbirimize açık ve net olalım. Söz ver bana Naz. Söz. Bundan sonra gizli saklı hiçbir şey yok. Ben şimdi gidiyorum. Birilerine danışacağım bu meseleyi. Asuman'ın başına hiçbir şey gelmeden bu meseleyi çözmeye çalışacağım. Böyle olmayacak. Ben oturamıyorum. Ay Deniz, gerçekten söylediğime pişman ettin ya. Lütfen bir oturur musun? Bir sakin olur musun? Ya nasıl sakin olayım Asuman? Nasıl sakin olayım? Görmüyor musun? Öfkeliyim şu an ve sakin kalamıyorum. Rahat bırak beni biraz. Oldu. Ben seni rahat bırakayım. Sonra seninle gidip Hakan'ın kafasını patlat, değil mi? Bak, bir bana bak bir. Bak Deniz, böyle yapmaya devam edersen 7/24 şurada otururum, bir yere de gitmem. Başında gardiyan gibi dikilirim. Aynı senin bana yaptığın gibi. Hani gardiyan... Yok, böyle olmadı. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Sen gel. Bak şu rahat koltuğa otur. Senin evine gelen herkes bu koltuğu çok seviyor yani. Hadi gel. Bir şey yapalım. Senin kafanı dağıtacak bir şeyler bulalım. Ne yapsak? O... Yok. Ha, Deniz, Deniz. Bak. Neredeydi bu? Ha. Hani biz onu şarjını doldurmuştuk, sonra bunu dinlemeyi unuttuk. Gel bak bunu dinleyelim. Belki içinde böyle yıllar önce kaydettiği milyon dolarlık bir şarkı vardır ya. Zengin oluruz bak, milyon dolarlar diyorum, heyecanlansana hadi. Şans bizim yüzümüze de gülsün hadi. Al açtım al. Demet Hanım, bakıyorum da düşüncelere gark olmuşsunuz. Enteresan. Bu ailede her şeyi düşünenin ben olduğumu zannediyorum. Yani size düşünecek bir şey kaldı mı? Ne demek düşünecek ne kaldı? Farkındaysan ikimiz de aynı durumdayız Hakan. Sen hangi pis işe bulaştıysan beni de arkandan sürükledin. Hakkını ödeyemem yani, sağ ol. Aşkım, Demetciğim, ben sana 1 milyon kere...
ben bu hayatta ne yapıyorsam senin için yapıyorum demedim mi? Ha? Tamam. Sakinleşelim. Bak her şey yolunda, her şey iyi gidiyor. Mesela kardeşin Deniz, ablasının yanında duracağına söz verdi. Ailen en kötü günlerinde hep yanında durmayı bildi senin, maşallah. Bir defa Deniz Bulut konusunda hep aynı tutum içerisindeydi. Bu şaşırılacak bir tavır değil ki. Tamam Demet'ciğim, tartışmayalım. Bak her şey istediğimiz gibi. İstersen bir toparlayayım sana. Nazlı ile Ferit ayrılıyor, bu bizde. Leman'la konuştum, ne yapması gerektiğini söyledim, o bizde. Deniz, o da her zaman olduğu gibi bizi değil karşı tarafı tuttu. O da tamam. Bir sıkıntı yok yani. Bence planların o kadar da iyi işlemiyor Hakan. Mesela bu şirkette bir adamın bile yok. Benim bu şirkette bir adamım var. Ama bundan senin haberin yok. Hem de çok sağlam bir adamım var. Bu şirketin müdürlerinden biri kendisi. Adı Cihan. Ne haber? Ben gideyim de şununla bir konuşayım bakayım. Belki kulağına bir şeyler gelmiştir. Rukiş bir şey istediğinde şey nasıl anlaşıyorsunuz? Aa Bulucuğum, biz Rukiş'le çok eski arkadaşız. O yüzden de konuşmamız gerekmiyor. Böyle bakışlarımızla anlaşıyoruz. Ama birbirimize bir şey söylemek istediğimizde de şöyle yapıyoruz. Hemen gösteriyorum. Rukiş'cim, benim sevdiğim adam da beni seviyor mu acaba? Seviyor da tabii ki de Fataş. Çünkü sen çok güzel bir kızsın. Niye sevmesin ki? Ay yavrum benim ya, nasıl akıllı, nasıl akıllı. Akıllı çocuğun hali bir başka oluyor anacığım. Ah Bulucuğum, keşke bütün erkekler de senin gibi kibar ve akıllı olsalar. Of. Ben söylemedim ki Fataş, Rukiş söyledi. Tamam, tamam. Ama bence sen de çok güzel. Nazlı da çok güzel. Ah yavrum benim, Nazlısına da hiç kıyamaz. Yerim ben seni. Fatoş. Efendim Nazlı. Telefonumu gördün mü? Yo. Nereye gitti bu telefon ya? Uçmadı ya kanatları. Bir yandan uçan telefon, bir yandan da Rukiş. Ben çok sevdim ya böyle. Seni. Ferit acaba yanlışlıkla benim telefonumu mu aldı giderken? Allah Allah, odaya iyice baktın mı? Baktım. Yok artık. Al işte, çalıyor orada. Bulut'cum, Fataş ablan seni hazırlasın, sonra çıkalım, tamam mı? Tamam. Efendim Asuman? Ay Asuman, ne olur yüreğime inmeyecek bir şeyler söyle. Asuman? Asuman ne diyorsun sen ya? Sakin ol, sakin ol. Sakın kendi başına bir şey yapma Asuman, duydun mu beni? Sakın. Tamam, bekle. Sakın hiçbir şey yapma. Benden haber bekle. Ferit'i arayıp arayacağım seni tekrar, bekle. Asuman sakın kendi başına bir şey yapma. Ne olmuş Nazlı? Ay Asuman yine kötü bir şey yapmadı inşallah. Yok Fatoş, bu sefer haberleri Hakan'ın suçluluğuna dair kanıt bulmuşlar. Ferit'e ulaşmam lazım. Ay. Allah'ım çok şükür ya Rabbim. Anlatsana ne olur, vallahi ben meraktan çatlarım. Tamam, anlatacağım Fatoş, ilk fırsatta anlatacağım. Ama Bulut'un yanında konuşmayalım. Hadi Ferit. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılabilir. Lütfen. Çekmiyor. Daha sonra tekrar gelin. Bulut'cum hazırlandın mı? Hadi çıkalım. Ne oldu Nazlı, bir şey mi oldu? Hayır Bulut'cum, tabii ki bir şey olmadı. Biz bugün bütün gün beraberiz. Oyun oynayacağız. O yüzden vakit kaybetmeden eve gidelim. Ama önce dayına da haber verelim. Sen koş ayakkabılarını giy de çıkalım. Fatoş, benim Ferit'i bulmam lazım. Şirkete eve falan bakacağım. Bulut da benimle olur. Sen Asuman'ı yokla, boş bırakma, olur mu? Tamam, sen hiç merak etme Nazlı. Ama bana da haber ver, tamam mı? Sonra dakikalar, saat oluyor bana. Tamam, tamam. Ne oluyor ablacığım, iyi misin sen? Sen söyle bakalım, iyi miyim değil miyim? Deniz biraz sakin. Olamam, sakin makine olamam. Delireceğim ya, delireceğim. Sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin abla? Sen nasıl abimin katiliyle birlikte olmaya devam edebilirsin? Deniz, bak ben... Sakın! Sakın bana numara yapmaya kalkma! O ses kaydını dinledim. Bunlar gerçek değil ya. Bunlar gerçek değil. Bunların hepsi kabus. Kabusluk. Denizciğim,
Beni bir dinler misin Allah aşkına? Neyini dinleyeceğim abla? Neyini dinleyeceğim ya? Neyini dinleyeceğim? Siz benim abimi öldürdünüz. Abimi öldürdünüz. İşitiyor mu kulakları? Duyuyor musun? O herif de senin suç ortağın. Deniz, bak benim bu olaydan gerçekten hiçbir şekilde haberim yoktu. Yemin ederim. Sonra bir gün ben bu olayı öğrendiğimde perişan oldum biliyor musun? Çünkü ölen benim de abimdi. Ama ben sana bunu anlatacaktım. Fakat Hakan beni tehdit etti. Ve ben çok korktum. Hiç kimseye hiçbir şey anlatamadım. Hiçbir şey. Allah kahretsin böyle kaldım. Korktun? Evet. Korktun? Evet, korktum. O yüzden o pislik herifle, o katil adamla entrikalara giriştin. Ya sen değil miydin? Daha dün benim evime kadar gelip Bulut'u almak için konuşan sen değil miydin? Küçücük çocuğu bile pisliğinize alet etmeye utanmıyorsunuz. Nefret ediyorum senden. Deniz. Abla bırak. Yapma ablacığım, ne olursun. Ben gerçekten hiçbir şey bilmiyordum. Hakan beni tehdit etti. Biliyor musun? Elinde görüntülerim varmış. Sen Ferit'in yanında çalışan o Tahir'i tanıyor muydun? Sen nereden tanıyorsun Tahir'i? Ben de Tahir'i tanımıyordum. Ama Hakan bana öyle bir komplo kurdu ki. Ne yaptı biliyor musun? Tahir'i bana öldürttü. Üstelik parmak izimin olduğu silah Hakan'ın elinde ve beni bununla tehdit etti. Düşünebiliyor musun? Ben bu yüzden hiç kimseye hiçbir şey anlatamadım. Anlıyorsun beni. Nasıl insanlarsınız lan siz? Deniz. Nasıl insanlarsınız siz? Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz siz? Nasıl insanlarsınız siz? Yeter ama. Yeter. Nerede o? Deniz ya. Nerede o? Az önce buradaydı, çıktı gitti bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Sevdiğimiz oyuncakların hazır mı? Ben de yanına geleyim, tamam mı? Tamam. Ali! Ali, tamam. Ha, alo. Leman Hanım, Nazlı ben. Evde kimseyi bulamadım. Neredesiniz? Biraz hava almaya çıktım Nazlıcığım. Dışarı çıkarken sana haber vermem gerektiğini düşünemedim. Çalışanlar da alışverişe çıkacaklardı. Leman Hanım, hemen eve gelmeniz gerekiyor. Çok önemli bir konu var. Ne oldu Nazlı? Kötü bir şey mi? Hayır. Bilmiyorum. Yani siz eve gelin. Ben Bulut'u size bırakıp dışarı çıkacağım. Ferit'i bulmam lazım. Ferit sonrası da yüz yüze anlatır. Tamam, geliyorum. Hadi Ferit, hadi aç. Ferit Bey, bu Muzaffer aileden zengin aslında. Evin tek oğlu. Şımarık büyümüş. Ama serveti de epeyce yemiş bitirmiş. Yaptığım ilk araştırmaya göre Hakan Bey'le daha önce bir iş bağlantısı olmamış. Ama tabii camiadan tanıyorlar birbirlerini. Pislik pisliği tanır. Hakan ve Muzaffer arasında olabilecek bütün bağlantıları araştırmanı istiyorum. Yemek yedikleri yerler, aldıkları işler, ortak arkadaşları, yolları ne zaman kesişti, bu planı ne zaman yaptılar, hepsi. Peki Ferit Bey. Adamın hala hazırda bir davası olup olmadığına baktırıyorum. Cevap yakında gelir. Bu adamın neden Hakan'la işbirliği yaptığını bulmamız lazım. Hakan veya adamın bir kozu olabilir. Ne yapacağız biz şimdi? Elinin körünü yapacağız.
Onu sen o ses kaydını almadan önce düşünecektin. Ya tamam anlıyorum. Peki ses kaydını aldın. Ya arkadaş hayatımda gördüğüm en gerizekalıca davranış şekli. Sen o ses kaydını niçin denizin evinde saklıyorsun? Hakan nasıl olsa beni kurtarır diye mi? Hayır. Senin akıl edemeyeceğin bir yer olması gerekiyordu. Benim de en güvendiğim yer denizin eviydi. Ortaya çıkarsa da çıksın dedim. Demet'cim, güzel karıcığım, aşkım, bir tanem. Ben sana başından beri, ta en başından beri demiyor muyum? Bizim kaderimiz beraber yazılmış. Biz birbirimizin aynısıyız. Eğer beni yakarsan ben de seni yakarım demiyor muyum? Allah belanı versin senin. Ya kes! Bela falan okuma. O okuduğun bela dönüp dolaşıp seni bulur, hapislerde çürürsün yemin ediyorum. Sen benimle misin onu söyle bana, benimle misin? Benim başka şansım var mı? Hah tamam. Şimdi Serhat seni alıp eve götürecek tamam mı? Evde ne kadar altın, mücevher, neyin varsa hepsini toplayacaksın. Pasaportunu da alacaksın. Daha önce Bekir'le konuştuğumuz buluşma mekanında beni bekleyeceksin, anladın mı? Anladın mı? Anladım. Tamam, tamam. Özür dilerim. Sakinleş. Tamam, ben buradayım. Tamam mı? Her şeyi düzelteceğim. Anlaştık. Hiçbir şey olmayacak. Her şeyi düzelteceğim. Ben buradayım. Tamam. Yalnız Ömer Bey, bütün bu araştırmaları yaparken kendinize çok dikkat edin, olur mu? Anladım Ferit Bey. Siz hiç merak etmeyin. Kolay gelsin. Sen Deniz. Abi neredesin? Acil buluşmamız lazım. Deniz sen iyi misin? Sesin çok tuhaf geliyor. Haklıymışsın. Büyük bir kanıt buldum. Abimle Zeynep'in katilinin Hakan olduğuna dair. Büyük bir kanıt. Ne? Deniz sen ne diyorsun? Tamam. Tamam tamam yoldayım ben. Ben geliyorum. Tamam. Sen adresi yolla bana. Ya Bekir. Ne yaptınız oğlum? Bir sıkıntı yok değil mi? Her şey yolunda. Tamam, güzel. Şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Gidiyorsun hepimize uçak bileti alıyorsun. Hayır, hayır. Hemen istemiyorum. Evet, aynen. Akşam saatlerini alacaksın. Onlar İstanbul'dan bizim uçakla gideceğimizi düşünecekler. Ama biz... Aynen öyle. Ege'den Yunan adalarına. Tamam mı oğlum? Hadi sen o işleri hallet, haberleşeceğiz. Şirket gitti. Bizim ayakta durabilmemiz için yurt dışı hesaplarımıza erişmemiz lazım. Bunun için de tek çaremiz yurt dışına çıkmak. Hakan ne olur bana söyler misin? Niye biz buraya geldik? Demet, Bekir'le buluşacağımız mekana git, ben geleceğim. Küçük bir işim var, onu halledeceğim, tamam? Hakan, lütfen. Demet! Sana ne diyorsam onu yap. Hadi Serap, eve. İyi günler kardeşim, kolay gelsin. Buyurun, kime baktınız? Ya ben kimseye bakmadım. Ferit Bey bir araba istemişti, onu getirdik. Nereye koyalım? Ne arabamız? Şurada, şurada araba. Nereye koyalım? Allah Allah. Gel bakayım böyle sen. Leman Hanım. Senin ne işin var burada? Hiç. Öylesine bir uğrayayım dedim. Sen ne aradın? Ne yaptın? Hakan kimi arıyorsan burada yok. Ferit evde değil. Ferit'i falan aradığım yok benim. Benim aradığım kişi tam da karşımda duruyor. Nazlan. Hakan. Nazlan ben bu Ferit Aslan'ı yani kocanızı çok anlayamıyorum. Enteresan bir adam.
Benim böyle güzeller güzeli bir karım olacak evde. Güvenliği iki katına çıkartırım. Ama iyi oldu. Baş başa kal. Hakan yapma. Hakan yalvarırım git. Abinle yengini öldürdüm. Neden biliyor musun? Çünkü seninle daha fazla mutlu olmak istiyorum. Çünkü Ferit Aslan'da olup da bende olmayan her ne varsa... Kapat şunu Deniz. Bende de olsun istiyorum. Pislik herif. Bunca zaman nasıl elimize geçmez bu kayıt Deniz? Zaten bildiğimiz şeyi kanıtlayamadığımız için elini kolunu sallaya sallaya dibimize dolaştı katil. Ama sonunda kanıt var elimizde, itiraf var. Demet Hakan'a çoktan söylemiştir. Hakan da yakalanmamak için harekete geçmiştir, kaçmıştır yani. Sen bu kayıt cihazını al. Hemen emniyete git, olan biten her şeyi anlat. Daha fazla zaman kaybetmeyelim. Tamam. Sen gelmiyor musun? Ben Nazlı'nın yanına gideceğim, haberleşiriz. Hakan yalvarırım git Bulut, yukarıda yalvarırım git. Nazlı, sakın yanlış bir şey yapma. Ferit arıyor. Ha, güzel. Bak şimdi. Telefonu açıyorsun, güzel güzel konuşuyorsun. Yanlış bir şey yapma, elimde bu var. Diyorsun ki, kocacığım seni evde bekliyorum, eve gel. Alo, Ferit. Neredesin Nazlı? Evdeyim, sen? Ben Deniz'le buluştum. Sen Hakan meselesini öğrendin mi? Öğrendim. Gerçek bir felaket. Bulut da yanında mı? Odasında o film izliyor. En sevdiği filmi izliyor. Karlar Prensesi'ni. Sen de hemen gel. Film bitmeden rahat rahat konuşalım. Tamam, geliyorum. Allah Allah. Bulut Prenses'le film sevmez ki. Bu işte bir tuhaflık var. Yok açmıyor. Demin meşgul işimdi de açmıyor. Yok Deniz de açmıyor telefonunu. Hay Allah'ım ya Rabbim ya tamam ben onları da anlıyorum. Haklılar tamam mı? Yani bir de bu uğraşırken bunlarla sıcağı sıcağına bize mi laf anlatacaklar da insan merak ediyor yani. Ya tamam bak anlıyorum belki polislerdir belki ifade falan veriyorlardır. Anlıyorum ben de onları ama insan merak ediyor gerçekten yani iki çift laf etseler bari. Ay evet ya. Ay Osman şunu bir daha baştan bir anlat bakayım ses kaydında ne demiş Hakan? Ya biz Deniz'deydik tamam mı? Ben işte bu ses kayıt cihazını falan getirdim Deniz'e kafası dağılsın diye. Sonra Hakan'ın sesi başladı. Ay bir başladı. Hakan ne olursun. Yürü. İnsan değilsin sen. İnsan değilsin. Nazlı bak hakaret ediyorsun. Sana hiç yakışmıyor. Yarın sana hakaret davası açarım. Bunları da aleyhinde delil olarak kullanırım Nazlı. Hakaret etme. Sen neden benimle oynandın? Hakan'ın işte. Senin Hakan enişte diyen ağzına kızlar kurban olsun. Yapış, 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 yapış. Helal. Bulut'cum, ben Hakan enişteyle bir şey konuşup hemen geliyorum. Tamam mı? Sen odana çık. Tamam. Hadi. Hadi koş. Hadi büyükler konuşsun, koş. Hakan yalvarırım yapma. Bulut'u düşün, yalvarırım yapma. Nazlı sen ne diyorsun ya? Benim bu hayatta hiç kimse umurumda değil. Bulut da dahil. Hiçbir şey umurumda değil. Ben karımı yurt dışına yollamak için gerekenleri yaptım. Ben zaten bir yere gitmeyeceğim. Ne demiş şair? Nereye gidersen git, bu şehir arkandan gelecek. Ben sırtımdaki bu yükle hiçbir yere gidemem Nazlı. Ne yapacaksın peki, ne yapacaksın? Sırtımdaki yükten kurtulacağım Nazlı. Ferit Aslan'ın canını çok pis yakacağım. O yüzden şimdi sen de akıllı uslu ol. Yoksa senin de canını yakarım. Hakan. Hakan. Hakan ne olursun ya. Geldi. Geç. Hakan ne olur. Hakan. Geç. 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 Nazlı. Ferit git. Nazlı seni gebertiyor. Sakın. Sakın. Sakın.
En sevdiğine gözünün önünde canını almaya geldim, sakın. Hakan. Eğer bir yaklaş, sevdiğinin beynini dağıtırım. Manyak mısın oğlum sen? Niye yapıyorsun böyle bir şeyi? Niye mi yapıyorum? Hemen izah edeyim sana. Ferit! Hakan ne oluyor burada? İşte bu! Tam zamanında Leman Hanım. Mükemmel zamanlama. Ben de şu anda oğlunuza neden kendisine ve ailesine kafayı taktığımı anlatıyordum. Biliyor musun? Annen zamanında babanı aldatmıştı hani. Biliyorum da sana ne bundan? Ne demek sana ne? Ne demek? Uzak dur! Uzak durun, bak çok kötü yaparım Ferit. Şakam yok, çok kötü yaparım. Yapma ne olur. Ne demek bana ne ha? Annen babanı benim babamla aldattı. Ya. Ha Leman Hanım? Benim babamla aldattı Nazlı. Hakan. Tabii, aynen öyle. Yan çiftliğin genç, yakışıklı dul kahyasıyla. Tabii kudretli Hasan Bey'imiz bunu öğrendi. Anne ne diyor bu herif? Oğlum, babam biliyordu. Ha, herkes biliyormuş. Ben de sonradan öğrendim zaten. Tabii kudretli baban bir sinirlen. Bir sinirlen hop. Benim babamı öldürtmüş. Bam! Sonra Hakan'a ne olsun? Hakan tabii gitmiş, Hakan boş. Hakan bitik, Hakan öksüz, Hakan yetim. Hakan mahvolmuş. Oradan oraya sürüldür. Anne sen bunları biliyor muydun? Anne sen bunları biliyor muydun? Nasıl söyleyebilirdim? Zaten bir hata yapmıştı Ferit. Babanın birini öldürttüğünü nasıl söyleyebilirdim oğlum? Senin gözündeki baba imajını nasıl yıkabilirdim? Ya işte Ferit Aslan, şimdi anladın mı? Neden sana kafam takık? Madem benim canım yıllar önce yandı Ferit Aslan, şimdi de senin canını yakacağım. Senin bu hayatta en sevdiğin, en değer verdiğin şeyi gözlerinin önünde geberteceğim. Bakalım ne olacak? Şeyler yaşadığını anlıyorum seni ama bunda hiçbirimizin suçu yok. Benim yok, Ferit'in yok, Zeynep'in yoktu, Demir'in yok. Tamam. Bu meseleyi böyle çözemezsin Hakan. Tamam, sakin. Öyle çözeriz, o zaman bir sıkıntı olur mu? Sakin ol, sakin ol. Yapma. Kes! Konuşacağız, halledeceğiz. Sakin ol. Tamam, sakin. Tamam. Kıymetlini ayıralım, meselemizi beraber halledelim Ferit Aslan. Benim de işime gelir.